Evet, şimdi biraz foton kavramını açmak istiyorum. Aslında foton kavramı daha önceden de bahsettiğimiz gibi enerji paketçiklerinden oluşuyor. Ama mesela ışıkla foton aslında ayrı şeyler. Bunu belki biraz açıklamak gerekebilir ve elektromanyetik dalga, yani ışık bir elektromanyetik dalga. Elektromanyetik dalgalar yüklü parçacıkların hareketleri ve yüklü parçacıkların işte ivmelenmesi veya ivmelerini kaybetmesi gibi durumlardan ortaya çıkıyorlar. Bunun dışında tabii enerji yoğunluklarından da elektromanyetik salınım ortaya çıkabiliyor. Ve bu elektromanyetik salınımlar aslında işte X-raylerden gamma ışınlarına, ultraviyoleden kızılötesine pek çok farklı seviyede olabiliyor. Yani radyo dalgaları da aslında bir elektromanyetik dalga türü. Foton ise burada çok daha özel bir şeye tekabül ediyor. Bu farklı dalgaların, yani radyo dalgaları mesela metreler, yani dalga boyu metrelerle ölçülüyor. Ama mesela mikrodalga fırın, yani onu düşündüğünüzde mikro dalgalarla, yani metrenin milyonda biri kadar dalgalarla ölçülüyor. Bu farklı enerjilere sahip, bu arada şunu da belki söylemek faydalı olabilir. Dalga boyu ne kadar büyürse enerji düzeyi o kadar küçülüyor. Çünkü dalga boyu ile frekans ters orantılı, frekansla enerji doğru orantılı. Dolayısıyla dalga boyuyla enerji ters orantılı. Yani radyo dalgaları sizin mikrodalgaya kıyasla çok daha az enerji içeriyorlar. O yüzden radyoları çok daha güvenli kullanabiliyoruz. Ama mikrodalga fırınlara dikkat etmemiz gerekiyor. Fotonlar ise bu elektromanyetik dalgaların bir paketçikleri, yani daha da küçüğe bölünemeyen o enerji düzeyi için en küçük olan paketlerine foton diyoruz. Bu her bir fotonun, yani her farklı frekanslardaki fotonların barındırdıkları enerji farklı. Ama bunları ortak olarak hepsine foton dememizi sağlayan şey, bunların gerçekten sayılabilir küçük paketçikler olmaları. Yani bir foton, iki foton, üç foton, beş foton gibi sayabiliyoruz. Bu bize neyi getiriyor? Aslında çok güzel bir şey getiriyor. Siz belirli bir güçte, yani ışık açtınız, işte 10 watt ya da 100 watt bir ampul yakıyorsunuz. Buradan ve bunun bir şekilde nasıl başardınız bilmiyorum ama sadece tek bir dalga boyunda salınım yaptığını düşünün. Oradan kaç foton, saniyede kaç foton çıkacağını matematiksel olarak çok rahat bir şekilde hesaplayabilirsiniz. Şimdi bu bize aslında enerjiyle ve özellikle teknolojik bağlamda elektrikli çalıştırdığımız aletler ve fotonik ve optik sistemlere dair çok fazla bilgi veriyor. Ve bu paketçikleri anlayabilmiş olmak, aslında kuantum teknolojilerine geçtiğimizde de bize bu paketçiklerin tek birer tanesiyle neler yapabileceğimizi çalışma imkanı sunuyor. O nedenle de foton kavramını incelediğimizde bunu biraz daha geniş çerçevede düşünüp bize hangi imkanları sunduğunu göz ardı etmeden düşünmemiz lazım.